Bazı yemeklerimizin yanında pirinç pilavı vazgeçilmez bir tamamlayıcıdır. Bu yüzden Türk mutfağında pirinç kullanmayı çok seviyoruz. Mutfağın dışında da pirinç içeren ve hayatımızı kolaylaştıracak yöntemler var. Birçoğumuzun bildiği suya düşen cep telefonunu pirinçle kurtarmak gibi. Kısacası çoğu insan mutfağında bir torba pirinç bulundurmaktadır. Bugün sizin için gardırobunuzla ve buzdolabınızla ilgili duyunca çok şaşıracağınız başka bir pirinç ipucundan bahsedeceğiz. Fakat videomuza geçmeden önce sizden kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı ve evde her zaman bulunan malzemelerle yapılabilecek hayatımızı kolaylaştıran pratik yöntemler biliyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Akıllı telefonunuzu suya düşürme durumunda zarardan korumak için bir pirinç torbasına koyma hilesini biliyorsanız, bu yöntemin kuru pirincin nemi emmesi nedeniyle işe yaradığını da biliyorsunuz demektir. Bu oldukça yararlı bir bilgi çünkü bazen gardıroplarda da nemle ilgili bir takım problemler yaşanabiliyor. İhtiyacınız olan şeyler 1 bardak beyaz pirinç, biraz esans yağı, içine koymak için bir kase, bir bez parçası ve elastik bir bant. Pirinci kasede 15 ila 20 damla esans yağıyla karıştırın, bir parça nefes alabilen kumaş parçasını alın ve kaseyi bununla örtün. Ardından bezi sabitlemek için elastik bir bant kullanın. Pirinç kasesini çocuğunuzun veya evcil hayvanınızın ulaşamayacağı şekilde gardırobunuza yerleştirin. Birkaç ay sonra kokuları değiştirmeniz gerekecektir. Beyaz pirinç yerine kahverengi pirinç kullandıysanız daha önce değiştirmeniz gerekir. Çünkü kahverengi pirinç beyaz pirince göre daha çabuk bozulur. Belki eviniz biraz nemlidir ya da yıkanmış çamaşırlarınızı henüz tamamen kurumadan gardıroba geri koymuş olabilirsiniz. Bu nem kıyafetlerinizin kötü kokmasına neden olur ve elbette gardırobunuzda nem ve küf istemezsiniz. Pirinç odadaki nemi de emdiği için aynı zamanda da oda parfümü olarak da kullanabilirsiniz. Pirince birkaç damla esans eklediğinizde gardırobunuz çok hoş kokmaya başlayacaktır. Pahalı oda parfümleri ya da kokulu poşetler almanıza hiç gerek yok. Bu işi kolaylıkla kendiniz halledebilirsiniz. Ve bu şekilde sevdiğiniz doğru kokunun hangisi olduğunu bulabilir ve mükemmel seçimler gerçekleştirebilirsiniz. Daha pek çok şey için pirinç kullanabilirsiniz. Telefonunuzu ıslandıktan sonra eski haline getirmek için pirinci nasıl kullanacağınızı öğrenmek ister misiniz? Ya da pirincin kararmış bir muzu tekrar eski rengi olan saraya nasıl döndürdüğünü merak ediyor musunuz? Videomuzun devamında bu bilgileri öğrenebilirsiniz. Telefon. Pirinç sadece oda parfümü olarak kullanıldığında muhteşem değil, aynı zamanda telefonunuzu boğulmaktan kurtarabilir. Telefonunuzu tuvalete ya da lavaboya düşürdüyseniz bu ipucu hayat kurtarıcı olacaktır. Kuru pirinç telefonunuzdaki suyu emer. Telefonunuzu en az 48 saat boyunca bir kase ya da bir torba pirincin içinde ağzı sıkıca kapalı olarak bekletmeniz çok önemlidir. Ayrıca bataryayı ve sim kartını çıkardığınızdan da emin olun. Bunları emici bir bez üzerinde kurumaya bırakabilirsiniz. Telefonunuzu kurutmak için asla fön makinesi kullanmayın. Sıcak hava cihazınız için son derece kötüdür ve nemi sadece diğer parçalara doğru üflemiş olursunuz. Bu da telefonunuza daha fazla zarar verir. Muzlar göz açıp kapayıncaya kadar kahverengileşme eğilimindedir. Ve her ne kadar hala yenilebilir olsalar da açıkçası pek lezzetli görünmezler. Çoğu insan kahverengileşen muzları hemen çöpe atıyor. Oysa ki buna hiç gerek yok. Bu ipucu ile kahverengi bir muzu sarı rengine döndürebilirsiniz. Bir buzdolabı poşetinin içine biraz pirinç koyun ve muzu poşete yerleştirin. Poşetin ağzını kapatın ve muzu pirinçle kaplı olduğundan emin olun. Muzu 1 saat kadar poşette bırakın. 1 saat sonra fön makinenizi alın, muzları pirinç dolu poşetten çıkarın ve fön makinesiyle üfleyin. Muz tekrar sararmaya başladığında sihrin gerçekleşmesini hayretler içerisinde izleyeceksiniz. Umarız verdiğimiz bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Fakat kullanmak zorunda kalmamanızı dileriz. Ayrıca bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilgiyle kalın.